sevgili arkadaşlar, size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bivak. Bivak nasıl kurulur, ne yapılır, ne edilir? Çok güzel bir ortamdayız. Yeşillikler arasındayız ama -25 derece. Felaket bir soğuk var arkadaşlar. Tabii ki buna hiçbir zaman ihtiyacımız olmasını istemiyoruz ama maalesef ki bazen çok kötü durumlarda kalabiliyoruz. Sizin çantanızdan hiçbir zaman eksik etmemeniz gereken bir arkadaştan bahsediyorum. Bivak arkadaşlar, SOS çadırı aslında. Sizi her türlü güvenlik ağıyla örebilecek, belki bir nebze sıcak tutabilecek bir arkadaştan bahsediyorum. Zor durumda kaldığınızda hayatta tutunmanızı sağlayacak bir arkadaş. O yüzden kayak, dağcılık, ekstrem dağcılık, belki yaz dağcılığında trekking, uzun yürüyüşler, her zaman çantanızda bir tane bivak çadırınız olsun arkadaşlar. Çok basit bir kullanım şekli var. Bu tip bir alan bulursanız eğer, bazen de bulamayabilirsiniz. Ağaçların ortasında bir alan olursa yapacağınız şey, bunu çantadan, kendi çantasından çıkarmak, bu şekilde bir hale geliyor arkadaşlar. Böyle içine girip yatabileceğiniz bir şekilde oluyor ve içine girip bir çadırmış gibi, aslında bir uyku tulumuymuş gibi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir kullanımı var ama sizi hayatta tutmaya çok 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 faydası olacak bir ekipman. Başka bir kullanım şekli daha var arkadaşlar. Eğer ateş yakma imkanınız olursa bunu, özellikle kırmızı tarafını, iki ağacın arasına gererek yağmurdan da korunabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kullanımı kolay, dediğim gibi çok kullanımı kolay bir ekipman ama sizi hayatta tutmaya çok faydası olur. Mutlaka bunu çantanızdan eksik etmeyin, kullanın. Benim her zaman her gittiğim yolculukta mutlaka çantamın içerisinde bulunur arkadaşlar. Beni takip etmeyi, beğenmeyi, videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar güzel bir ekipman tanıtımında, güvenlik ekipmanı tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar.